Merhabalar arkadaşlar. Tabii gelen olunca başlayalım. Böyle çok güzel bir çerçevem var. Şimdilik kopyalanana kadar bana ait. Bunu böyle arda arda devam edecek şekilde bir model. O yüzden çok seviyorum. Kirişlerde, İşte böyle aralarda, yan yana, uç uça koyabileceğimiz bir model. Ben bir yandan başlayayım. Gelen oldukça. Rich Multi Surface Vizon ile boyamaya ben başlayayım. Sizler geldikçe sohbet ederiz. Selam abla, selam yazdı. Ayşegül Gedikoğlu, merhaba hocam dedi. Merhabalar. Bayağıdır yokuz. Nurhan Yazıcıoğlu. Aa, Nurhan hoş geldin. Saadet Eroğlu Er. Selam hocam, özledik yazmış. Evet, ben de özledim yayınları. Camı kapatsaydık. Semra Ahmet Girgin, merhaba hocam. Merhaba. Nevriye Öztürk, kolay gelsin sultanım demiş. Teşekkürler. Ne habersiniz? Ben siz nasıldı ortalık? Sevinç Ertem, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Dilek Sönmez, selam. Selamlar. Ay, tek vizyon bile güzel yani. Yakın çekim lütfen. Tabii ben eskiteceğim, püskürteceğim, o ayrı da. Abdurrahman Hacı Yıldız, kolay gelsin canım benim diyor. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Deniz Alkış Özdemir hocam, selam. Ay, Tuğba selam. Güreş, selam Yasemin Hanım. Fatoş Çavdar, iyi akşamlar. İyi akşamlar Fatoş. Hediye Tanrıkulu, ben de geldim hocam, kolay gelsin diye. Sensiz olmazdı yani. Betül Burak, merhaba hocam, kolay gelsin diyor. Merhaba Beti, Betül. Birgül Yıldız Akkaya, merhaba hocam, iyi geceler, kolay gelsin. İyi geceler Birgül. Zeynep Yüksel, kolay gelsin hocam. Aylin Kılıç, selam hocam, kolay gelsin. Selam Aylin. Ramazan'ın rehaveti bir yandan, işte falan falan var bir yandan. Bayağıdır. Nerelerdesiniz diyor. Kızımız nasıl, inşallah diyor şey. Kızım çok şükür daha iyi. Tabii ağır ve zor bir ameliyat geçirdi. Biraz dikiş problemimiz var. O da geçecek inşallah. Sessiz olmuyor. Hocam özledik demiş Ayşegül. Sonra dört gözle yayınlarınızı bekledik diyorlar. Ay, teşekkür ederim. Sibel çok Bilic, sağ olun. Prensesim sensiz ben de çok sıkıcıydı, özledim ya. Çok sağ olun. Yani ben de sıkıldım demesem yalan olur. Alışmışız. Bayağı rehavet çöktü. Sağ olun, hani sürekli yazdınız. Yayın açmam konusunda teşvik ettiniz diyeyim. Yoksa bana kalsa böyle bir tükenmişlik sendromu falan yaşadım sanırım. Çok geçmiş olsun diyorlar. Çok teşekkür ederim. Geçti inşallah. Gerçekten Allah herkese her şeyden önce sağlık versin. Bir de kimseyi evladıyla sınamasın. Zor. Ceylin mi diyor, soruyorlar. Hayır. Stella burada. Stella hoş geldin. Nasılsın? Bu yeni model çok harika bir parça diyor Elim abla. Evet. Çerçeve. Çok harika. Gerçekten ben bu modeli çok beğendim. Ve özel olarak yaptırdım. Dediğim gibi yani kopyalanana kadar benim modelim. Sonrasında bilmiyorum ne olur. Ama arda arda yan yana kullanılabilecek bir model.
kendi kıvrımlarının tamamlayıcılığı. Yani şöyle yapayım, sen de tut, göster böyle. Ya vizon da tek başına harika. Teşekkür. Beyaz pudra eskitmeyle de çok güzel olur. Ama ben tabii yeşil eskiteceğim. O ayrı. Müberrer çağırgan kadak, geçmiş olsun, ev rahatsız olunca tükeniyor insan, gerçekten zor demiş. Evet. Döndü Erdem, ben de büyük bir ameliyat oldum, hastası yayınlarınızı kaçırmıyorum, Yasemin Hanım yazmış. Aa, geçmiş olsun. Siz ne ameliyat oldunuz? Zeynep Yüksel, çok geçmiş olsun hocam, gerçekten bilmiyordum, Allah beterinden korusun demiş. Amin, amin. Bilard sana tabi diyor. Geçmiş olsun, Yasemin Hanım yazmış. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Geçti, geçecek de inşallah. Sibel Kılıç, dikişlerdeki problem geçiyor, merak etmeyin. Lalacığım nasılsın demiş. İyiyim, teşekkür ederim. Ya ben biraz hassasım şey konusunda. Hastane ve hastalıklar konusunda. Bir de çocuk olarak zaten bir paniğim. Yani anlayacağınız. Hocam özel modellerinizi görme şansınız var mı diyor Fotoş Özel modellerimi gösteriyorum. Hanım. Merak etme Fatoş, ben hiçbir şeyi saklayamam. O yüzden bu yeni sezona çıkacaktı aslında ama çıkarttım. Kokulu taş kalıbı var mı acaba diyor bir abla. Yok. Ha, pardon. Yok derken benim şu Kalıbımı. şişelerde ve farklı şeylerde doğa dry hamurla kullandığım özel kalıplarım var. İnşallah onları da kendimi kopyalayacağım. Kendi elimdekileri kopyalayıp satışa çıkartmayı düşünüyorum. Çünkü onlar burada yok. İnsanlara da yayınlarda gösterdiğimde istiyorlar. Bu sefer ben de şeyde kalıyorum. Hani herkes yapsın istiyorum. Çünkü onun ticaretini yapsam ne olur? Yani 10 lira, 20 lira, 30 lira falan. Ya. Hı. Evet, Söyle. kestim. Söyle. Boyanın rengi bizon. Vizon. Multi surface vizon. Aa. Şey, o döndü hanım diyor ki ben de çarşamba Ankara'ya gideceğim. Dikişlerimi aldıracağım. Ankara'dan doğru Zonguldak'a geçeceğim. İnşallah sizinle tanışmak için Yasemin Hanım diyor. Buyurun. Beklerim de. Çarşamba, evet. Çarşamba oradayımdır yani. Ne zaman nerede olduğum belli değil çünkü. Şu elmaları iyi bir kurutayım da. Şöyle yaptığımız objeyi güzelce seviyoruz. Severken bakıyoruz çaktırmadan kurumayan bir yeri var mı diye. Sonra bu objemize iyi dileklerimizi yüklüyoruz. Hediye Tanrı Kulu şey yazmış. Ne 7 kere ufak tefek bir ameliyat geçirmiş. Zeynep Yüksel, sizdeki modeller güzel, iyi fikir. Onların aynısı piyasada yok. Değişik modeller paylaşılmalı değil mi hocam yazmış. Yani ben zaten paylaşmazsam çatlarım.
Kilomun sebebi bu. Paylaşamamak. Boya şişesinin beyni sulanacak yazmış Hatice Kübra. Boya şişesinin beyni mi sulanacak? Ha, o zaman böyle Bilmiyorum. koyalım. Sulanmasın. Yok. Ha. Benim boyalarımın beyni sulanmıyor. Onlar da sahibi gibi. Sulanmayan bir beyinle hizmet ediyorlar. Yoksa çoktan error verirdim yani. Şimdi Nil yeşili eskitme pudramızı biraz çalkalamaya çalışıyoruz. Yoğundur. Partikülleri çünkü donuyor, kuruyor. Böyle bir kaba alıyorum. Sonra elime bir fırça alıyorum. Herhangi bir fırça. Ucu bozuk olursa daha makbuldür. Eskitme fırçası da olabilir. Ben şu an küçük bir fırça istiyorum. Çünkü ben şu oymalar ve aralara gireceğim. Anneannem bir şey istiyor. Anneannen mi? Yaklaş İlayda. Böyle kolunuzu falan boyayabilirsiniz. Sıkıntı değil. Bakın, bilhassa oymalara daha çok önem veriyorum. Hocam 16'lık kupa rafı geldi mi? 3, 6, 9, 16 geldi. Ne geldi mi? 16'lık kupa rafı. Ya bilmiyorum ki. Kim soruyor? Neydi Ayşegül müydü? Evet, Ayşegül Özlem istiyor. Ha, onu çünkü bir kursiyerim de istiyordu da. Şimdi sezon bittiği için yeni sezon ürünleri getireceğiz. Bir de tabii ben orada burada olunca iyice boşladık. Bu sezon çok güzel polyesterler de var ama. Yani. Şu an 116 kişiyiz. Eskitme pudrası uyguladığınız zaman hani bazı yayın açan arkadaşları görüyorum. Aralara girmektense aradakileri boşaltıyorlar. Hayır, önemli olan yoğun şekilde aralara girmek. Objenin aralarında olması çok daha makbuldür. Evladır. Bunun üstüne başka bir şey daha yapacak mısın? Tabii ki. Bunu böyle bırakmayacağım. Yani. Yapmazsam olmaz. Objenin içine bir şey yapacak mısınız hocam? Evet. Bir direkt ayna koyup kullanabiliyoruz. Bu bileceğiz. Ama ben size camın üzerine peçete çalışacağım. Biraz eskitip ayna efektiyle daha vintage, eskimiş bir ayna. Döndü Erdem diyor ki Zonguldak'ta tam yeriniz neresi? Zonguldak'ta AKM var. AKM'nin olduğu sokaktayım. Açık adres vereyim. Yani Mithatpaşa Mahallesi diye geçiyor ama siz direkt böyle gelin. Zonguldak'ta AKM nerede deyin. Size AKM'yi gösterdiklerinde orada Yasemin Bayrak ya da Hobi Market dediğiniz zaman zaten bana ulaşırsınız. Vizon ve Nil yeşilinin uyumuna bayılıyorum. Bakın istediğim kadar siliyorum. Her zaman dediğim gibi patron biziz. Nasıl görmek istiyorsak. Böyle bir şeyi gidip bir home mağazadan alsanız dünyanın parası. Yani şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Bunu ben satın aldım, yaptırdım. Sadece şu haline 130 lira verdim yani. Sedef Nurkaya diyor ki İlaycığım nasıl oldun canım? Ben iyiyim. İlayda iyi, ameliyat olan İrem'di çünkü. İlayda çok şükür. İlayda'nın da geçmeyen bir diş ağrısıyla uğraştık ama
Narlan alaken eskitme kremi ile eskitme pudrası arasındaki fark nedir? Narlan hocam, yani Narlan hocamız iyi bir ressamdır. Eskitme kremi kremsidir. Sildiğimizde çok homojendir, çok yumuşaktır. Fakat eskitme pudrası daha pütürümsü, daha dokulu durur. Daha böyle pudramsıdır, kalıntılar bırakır. O yüzden tamamen görünümü eskitme kremine göre çok farklıdır. Eskitme kremi boya kıvamı, yani krem kıvamında olduğu için mesela onunla budak falan çekip çalışmalar yapabiliriz. Ama eskitme pudrası onun için değildir. Aradaki en büyük farklardan biri diyeyim size. Şimdi bakın. Yani ben buna sıvı olarak girmeyi istedim ama maalesef evdeki atölyemde kalmamış. O yüzden parmak yalnız geçeceğim. Zeynep abla gelsene demedim hocam diyor. Ne? Gelsene demedim hocam yazmış, anlamadım ben. Eylem mi? Hı hı. Ha, aramızda totem yapıyoruz. Ben durup dururken ona gelsene diyorum, hani Zonguldak'a gelsin diye. Hı. O da hatta dün de açtım telefonu, gelsene dedim. Olmaz, 40 kere söylemen lazım dedi. Gelsene, gelsene. Eskitme pudrasını ıslak mendille mi siliyorsunuz? Ben ıslak mendille sildim. Siz nemli bir penye ile de silebilirsiniz. Bunu bu şekilde de bırakabilirsiniz. Düz vizon da boyayabilirsiniz. Niye gülüyorsun? Stella abla şey yapmış. İlayda canım, Ceylin'le karıştırdım sesini. Geçmiş olsun canım benim, inşallah iyisin. Birisi şey almış, Zeynep Yüksel. Ben şok, 3 kızınız mı var hocam? Evet. Allah bağışlarsa 3 kızım var arkadaşım. Anneannem şey almış. 3 prenses, 1 annesi kraliçe. Ana kraliçe. Şimdi arkadaşlar, İlayda yaklaş aşkım. Şimdi elimde parmak yaldız. Yani finger glyph. Parmak yaldızla ben şu an objeme ışıltılar veriyorum. Ama bakın, iyice yayıyorum. Çünkü çok eski bir şey, görüntüsü vermek istediğim için. Yayıp birleştiriyorum. Yani yaldır yaldır olmasını istemediğim için. Nigar Solak, ben de buradayım hocam bugün demiş. Aa, hoş geldin Nigar. Sergin nasıl geçti? Nigar arkadaşımız İzmir'de miydi, Didim'de miydi? Bir İzmir'de, bir Didim'de. O yüzden ben de karıştırıyorum. Helal abla şey yanlış. Yollar uzak, gelemedim. Muradıma eremedim. Sunacak dalım sendin, kıymetini bilemedim. Vah yavrum, vah vah vah. Allah'ım Allah'ım. Bakın. Şu an hani bunda yapılan en büyük hatalardan biri lap lap konulup çok parlatılıyor. Hayır, şöyle alın, elinizde iyice yedirin, elinizde kalan ile. Bunu bu şekilde yaparsanız çok daha estetik durur ve her zaman derim, çok eskimiş bir şey çok parlamamalı. Yani gidin şunu şu an bir home mağazasına almaya kalkın. 150 liradan aşağıya almanız imkansız. Biz de almayın diye gösteriyoruz. Allah da bizi. Sergin gayet güzel geçti demiş. Teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Şu an Yasemin Hoca aşkı böyle bir şey işte. Hadi bakalım, herkes yazsın bir şey de görelim bu şey eleman. He. Zaten şey, bundan sonra yayınlara inşallah daha çok zaman ayırmayı düşünüyorum. Artı günahıyla, mebaliyle, eksiğiyle yayında yaptığımı belli bir şekilde izleyen arkadaşlarıma vereceğim. Mesela bu benim ilk çerçevem. Yani bu sezon için yaptırdığım yeni model. Bunu yayındaki bir arkadaşımıza hediye edeceğim. Bakın, şimdi gördüğünüz üzere, yakından çek İlaydacığım.
Objemizin eskitmesi tamamen bitti. Ben mesela bu tür duvarda duracak eskitmelere vernik yapmıyorum. Boyanın mukavemeti yüksek Betül, çünkü. bırak şimdi. Eylem, bu iş böyle olur mu? Hocama duyulur mu? Beni almadan gidersen sonrasında huzurun Manilere mi olur mu? başladılar? Ay çok güzel. Ekran resimlerim falan da oluyor ya bazen çok gülüyorum. Ama ne olur ekranımı çekip atan arkadaşlar. Hani güzel atın yalvarıyorum. Şimdi gelelim olayımıza. Buna Evet. kestirmiş olduğum camım. Elimde bir peçetem var. Peçetemin neresini kullanalım? Şurayı kullanalım. Her zaman derim, peçete yaparken kopartın. Kesmeyin. Kestiğinizde çok net kenarlar olacağı için göz yorar. Ama kopartırsanız daha doğal, daha estetik durur. Şöyle bir yapayım ben. Şimdi ayıklamaya başlıyorum. Ayşegül Özdemir, hocam web sitenizi de ekleyin yeni ürünleri lütfen yazmış. İnşallah Ayşegül işte orada biraz maalesef o kadar yoğunuz ki. Arkadaşlar şimdi boyalara yeniden zam geldi. 31 Haziran'dan itibaren geçerli. Yani daha onları bile nasıl ekleyeceğiz, nasıl yapacağız, ne olacak inanın bilmiyorum. Zor yani işimiz. Nurcan Atik Yozgat'tan selamlar demiş. Doktor Aman Ticevimiz gerçekten uyum muhteşem oldu. Teşekkür ederiz. Falan. İnce Alıoğlu yayınlarını özlemişim Yasemin. Ay, inci mi geldi? Peçetelerimiz her zaman için bu iş için uygun olan peçeteler 2 ya da 3 kattır. Ben her zamanki gibi. Efsane kadın sahalara döndü. Süpersin hocam. Sultan uygun Yaman. Ben mi efsane? Sorma ya. Efsanelikten yıkılıyorum. Elma başı yazmış. Sana yazamadığım gün akrilimin öldüğü gündür gülüm. Deli bunlar ya. Şimdi arkadaşlar, önüne yani şunu şöyle bir koyuyorum. Ne kadar Her zaman zaman. oldu hocam diyorlar. Ne? Ne kadar zaman oldu pardon. He, vallahi ne kadarı diye bir şey yok. Bazı şeyler arttı. Şimdi tersten çalışacağım. Peçetemin ters yüzeyinden Hocam pirinç dökümajları nereden görebiliriz? pirinç dekopajları siteye koymadık herhalde. Bu Rich bana niye şey göndermiyor ya? Allah değilim bir de. Makas gene uçmuş buradan. Ya 3 kızınız mı var? Evet 3 kızım olduğu için işte atölyemde de hiçbir şey kalmıyor maalesef. Betül bırak yapmış. Eylem sakın bensiz gitme. Oralarda çok gezme. Zonguldak'ın havası serin, ciğerlerini üşütme. Gönlünde yer yoksa ayakta beklerim. Hocam yeter ki eyle de. Eylo. Şimdi bakın. Şöyle yapalım. Nurkal Büyüker, kolay gelsin. Hocam ya çok güzel şeyler yapıyorsunuz. İzmir'e ne zaman geliyorsunuz? Beklemekteyiz demiş. İnşallah dua edin. Yakın zamanda geleyim. Gazali ben çürür. Neyse. Gazeli. Welcome Ha. Gazeli. Bakın. Selam demiş. Peçeteyi tersten çalışıyorum. Fark ettiyseniz desen ön yüzünde. Bu şekilde boyayabilirsiniz de arkayı.
İnşallah birlikte çok 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 güzel projeler yapacağız. Şükran Küçük Saraç, selam, yeni geldim. Hoş geldiniz. Aramızda yeni arkadaşlarımız var mı? Arkadaşlar. Yani şu Hocam, evet. grubumuza destek olun lütfen. Şimdi bakın. Arkaya aynı efekti uygulayacağım için ben desenimin yanlarından doğru temiz çalışmak adına peçete tutkalımı alıyorum. Neden alıyorum? Orada hareler oluşmasın diye. Bu da bir dipnot olsun size. Evet, tutkalımız şeffaflaşıyor. Fakat gene de orada bir fluluk kalmıyor değil. Söyle Leyla'ya ne diyecektim? Ben bunu kurtulacağım, sen söyle. Ne alacağız? Emoş Sultan Ha, Emoş Sultan. Ayşe Kudöz krem efekti varmış. Krem efekti önceden kullanılıyordu. Kavanoz kapaklarına falan. Krema görüntüsü, bayağı bildiğiniz krema aparatıyla sıkılıyordu. 24 saat sonra kuruma sağlanıyordu. Önceden olan bir üründü. Muallak sahnede kolay gelsin. Hoş geldin hocam. Sevil Yumuk Kargı, merhaba. Merhaba. Böyle yayında yaptığımız, dediğim gibi alelacele hatasıyla, günahıyla bugün bu çalışmamı bir arkadaşımıza hediye edeceğim. Sedef Nukle hocam, ben niye deneyim Ay canım benim, 0 kilometre o. Tabii şey olarak, nasıl diyeyim, kırılır mırılırsa bilemiyorum tabii, karışmam. ne Nevriye Özlük, en cecit benim, yani yeni sıfır model demiş. Tabii tabii. Cecit o mu? Tabii. Ben de yuttum zaten. Gökçe Kar, kolay gelsin, ben de yeniyim demiş. Biraz pomponuma, pompon fırçama siyah boyamdan aldım. Neden? Aynamı eskitmek istiyorum. Beyhan Göymen ne Aa demiş? Beyhan, selam. Cam camdan takılır, camdan kafes yapılır. İnsafa gel Yasemin hocam. Bütün gün boya yaptım. Bugün ders mi yapılır? Allah'ım yarabbim. Bizim. birisi şey almış. Serpil Birinci, mobilyalarımı alaçatı rengine boyadım demiş. Elmam Şen, sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Yasemin sen olmazsan hobiler neye yarar? Allah'ım yarabbim. 2 dakika dur Yayda. Bizimkiler harikalar gerçekten yani. Oh. Kır Yasemin, dök Yasemin. Sevemez kimse seni. Yapıyorsun, sonra bunları istiyorlar anne. Olsun, istesinler. Benim arkadaşlarıma canım feda. Sıkıntı değil. Bugün böyle yavaş yavaş çalışacağım zaten. Hızlı hızlı yapmayacağım. Ay, bu gece çok şey değilsin var. Zor tutuyorum kendimi. Kim o? Neydim abla? O da ne içti acaba Ramazan'da? Bilemedim yani. Şöyle desenimi yarım yamalak. Handan Çelikay, harika olan sizsiniz hocam demiş. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Emine Sargın, tut kendini gözünü seveyim yazmış. Şükran Özçelik, öğretmenim en yeni benim. Ya. Hocam, Ay Yıldızı stencil var mı? Ayı yok galiba, değil mi?
Ay yıldızlı stencil büyük ihtimalle yok yani. Ama yapılabilir mi? Evet, yaptırabiliriz. Bu stencil kimin? Stella. Rich Babies'i. Richard Kraft. Stella mı? İyi misin Stella sen? Gül Mustafa, Yasemin hocam alakası ama ben hediye bebek sepeti boyayacağım. Bana modelleriniz varsa nereden bulabilirim? Yani bizim kursiyerlerimizden yapanlar olmuştu da resimler nerelerdedir inanın bilmiyorum. Yani gruplara resim attıktan sonra kendi profilimde paylaşmadığım için ben de bulamıyorum inanın. Serpil Uğurlu. Hocam kalplerimiz bir. Ben de aynı şeyi düşündüm. Ne içse gidiyor. Ya. Ne demiş? Eylem ablam. Hocamın elindeki fırçadan da gelmiş. Allah'ım sana geliyorum. O ne demek? Stencil fırçası. Bunlar yumuşak ve değişik bir fırça da. Eylem sipariş vermişti. Stencil fırçası bunu göndermiştik. Onu diyor. Eylem işte yani. Eylem. Adı üstünde. Adı üstünde. Ne diyor birisi? Yağlı boya kapılarımı neyle boyayabilirim? Yağlı boya kapılarınızı neyle boyayabilirsiniz biliyor musunuz? Eylem dur daha yavaşa ulaşırsınız. Ürünlerinizi gönderir. Size muhteşem boyamalar yaptırır. Bu akşam bir yatak odası yaptırmış. Yani yaptırdığı bir yatak odasının resmi geldi. Muhteşem olmuş. Yani kendisi dekor koçudur. Tüm yenilemeleri %100 güvenli yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Aynı efektimiz. Uzat şöyle YouTuber'lar. YouTuber'lar gibi uzatıyorum. Buyurun. Aynı efektimiz. Aynı efektimiz. Evet. Aynı efektimiz. Masanın altından da yapıyormuşum. Aynı efektimiz. Yok abartmayayım yani. Aynı efekti bildiğiniz. Muhakkak kendisini iyice karıştırıyoruz. 60 saniyeden geri gelerek sıfıra gelebiliyoruz. Şimdi İlayda uzak dur. Üstüne gelmesin. 10-15 santim uzaktan sıkıyoruz arkadaşlar. Bakın. Peh. Tabii bundan sıkarken uzak duruyorsunuz. Bu kadar. 5-6 fıs bitti. Ne demektir bu? Bununla herhalde bir 15-20 tane ayna yapabilirsiniz bu boyda. Kendi doğal kurumasına bırakabiliriz. Ama ben o kadar bekleyemem. Çatlarım. Hızlı iş yapmayı sevdiğim için. Birine üzüm fırçası koymamışsın. Beyhan görmem diye. Üzüm fırçalarımı bulamıyorum Beyhancığım. Nilüfer'e de yollayamadım. Çünkü yok. Vay, Bakın gelmiş oldu. daha vintage, daha eski, daha püskü. Hurdası çıkmış bir ayna yaptık. Dikler misiniz? Bir dakika. Peki. Diklemekten önce ben şimdi arkasını fixleyeceğim. Neden? Aynam duvara falan sürtündükçe soyulmasın diye. Bakın elime pomponu alıyorum. Vernik de atabilirsiniz. Ama ben multi surface'le gayet bu işi hani genelde söylüyorlar hocam aynı efekti çalıştık, soyuldu, çizildi. Evet. Çünkü biz bunu çizerek de yaptıktan sonra çizerek de yaptığımız uygulamalar var. O yüzden çizilmesini istiyorsanız ya vernik atın ya da benim yaptığım gibi bunu boyayla fixleyin. Kapatın. Mükemmel oldu. Bilmiyorum mükemmel mi oldu? Hocam ev işi yaparken de hızlı mısınızdır? Maalesef yani inanın bana atıyorum bulaşık yıkayacağım değil mi? Sanki at koşturuyor arkamdan. Ne gerek varsa
Ama böyleyim. Yavaş insana tahammülüm yok. Ben mesela. Mesela İlayda hayatı flu yaşar. Evet. Gayet yavaş, sakin. Hani böyle dünya yansa bir arpa saman yanmaz denilir ya. Ondan. Yani Allah da kızımı böyle verdi bana. Çok fazla iş yaparken bir araya gelmiyoruz, değil mi İlayda? Gelmemeye çalışıyoruz. Bunu da kurutuyorum ve birleştiriyorum. Aynı efektin içine boyuyor musunuz hocam demiş. Evet, çizilmesini önlemek için aynı efektini yaptıktan sonra boyuyorum. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Neydi o? Öyleydi değil mi? Evet. Vardı ya adam şelalenin başında görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok falan diyor. Elif Gürsu aynı efektini hangi vernik olmalı? Yeni buldum durdunuz Ne olmuş? Aynı efektin hangi vernik olmalı? Yeni buldum grubunuz demiş. O zaman doğru yerdesiniz arkadaşım. İyi ki bizi bulmuşsunuz dermişim. Normal su bazlı vernik de yapabilirsiniz. Sprey vernik de ama benim yaptığım gibi en güzeli boyayla kapatmak. Nevriye Öztürk gülüşüdü, yer vurdu, gülüşüdü. Beni bu hale koyan Yasemin'in gülüşüdü. Deli bunlar ya. Vallahi admin olarak benden hiç böyle bir mani falan beklemeyin. Benden çıkmaz yani. Emine Sargın, sizin hayat şartlarını, ne, bir dakika. Sizin hayat şartlarını başka türlü olmaz hocam. Herkes yapamaz maşallah. Hep koşturma. Allah sağlık versin demiş. Amin. Amin. Yani her şeyin başı sağlık da ben Nuray burada. Katmer, Eylem Hanım, süpersin. Arkadaşımı kaybettim. Çok üzgünüm. Bana moral oldu. Espriniz demiş. Ne oldu? Ne Ay, yudum kopluyorum. Bakınca. oldu? Ay. Çocuğu korkuttu. Tövbe. Arkadaşını Sizin kaybettim. şoka mı girdi bir an? Girdim yani. Bir yere girdim de Bir nereye girdiğimi tane bir bilmiyorum. abla şu an bulamıyorum. Kaçırdım. Arkadaşını kaybetmiş. Üzgünmüş. Hani Nuray diye birisi. Bana moral oldu esprileriniz demişti. Allah yardımcısı olsun. Ne oldu ya? Ne gülüyorsun? Ben çok korktum ya. Niye korktun be? Çocuğun da psikolojisini bozdun. Hızlı yapıştırıcıma bakıyorum acaba Ceylin bir şey yaptı mı diye. Ha dur. Bundan önce şeyi de göstereyim. Düz ayna takabiliriz. Bakın. Evet. Böyle de. Oradan ben gözükeceğim değil mi? Evet. Hadi gözükeyim ben. Aynayla böyle olabilir. Ama ben Gözüktürtmedim gözüktürtmedim mi beni. seni? Ya, gözükme. Yüzün eskimesin. Acaba kaç yorumumuz var? Bilmem gözüküyor mu sayısı? Yok, bunu hediye vereceğim için belli bir sayı söyleyeceğim. O sayıdaki yorum kime aitse Bir. bu da ona gidecek. Bir mi? Vallahi şu an eğrisi büğrüsü. Ya da ölçtüm ha. Gitmiş gülü oraya koymuş. Olabilir. Bayıldım demiş. Harika oldum hocam. Kim demiş? Hatice Kübra 302 yazmış. Safinaz Atilla Çamsakız. Sonuna yetiştim galiba demiş. Selam yazmış. Selamlar arkadaşlar. Ben burada şu an aynacılık oynamaya çalışıyorum. Adamlar orada silikonlarla bir günde yapıştırıyor. Biz de burada.
Yani inşallah hediye gidecek olan kişiye kırılmadan gider. Biliyorsunuz riskli şey bunlar. Tabii daha taze boyası da. Ha, güzel. Güzel eğri Ben de yapıştırmışım bir izleyiciyim. yani. Hı? Ben de bir izleyiciyim şu an. Kim? Ben. Yok artık İlayda. Ne? Ay vallahi eğri yaptım ama yapacak bir şey yok. Yani yayında bu kadar. İşte arkadaşımız bitmiştir. Bunu buradan yapacaktım ama olsun. Bu da buradan oldu. Gayet. O öyle mi duruyor yoksa ters mi? Hangisi? Bu mu? Hayır şey aş Ha, bu evet böyle tamamen. duruyor. Ha. Ama dediğim gibi Yani ben olmaması bunu bu şekilde üçlü zordu. koltuk üzerine falan düşünüyorum. Ya da alt alta ikili üçlü kirişlere falan düşünüyorum. Yani o yüzden bu modeli çok istedim ve yaptırdım. Tekli de kullanabiliriz. Üç tane yan yana da kullanabiliriz. Ama alt alta da falan istediğimiz gibi kullanabiliriz. Canımız nasıl isterse. Beğendiyseniz bu şekilde bir ekranımı alabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi çabucacık yapabileceğiniz bir hediyelik ya da eviniz için güzel bir obje. Her tarafı da batırmışım. Yani bir ayna efekti yaptık. Yeter tutmayayım artık istersen. Beğeni atıyorlar. Şimdi bir sayı söyle İlayda. Sayması çok zor olmasın. Eda diyor ki arkadaşını kaybeden kişiye verelim moralini. Aa evet. Tamam. Arkadaşını kaybeden arkadaşımız kimse yayından sonra eyleme yazsın adresini falan. Bu çalışmamı ona hediye edeyim. Tabii inşallah sağlam gider bilmiyorum. Ben göndereceğim ama sağlam gider mi onu bilemiyorum. Bundan sonra bazı çalışmalarımı da böyle yayınlarda vermek istiyorum. Hani yayınlarımızda lütfen çoğunluk olsun. Grubu paylaşın, arkadaşlarınızı ekleyin, grubumuzu birlikte büyütelim. Daha çok insanlara ulaşabilelim. Benim istediğim bu. Bir de sağlığımız. Sağlık çok önemliymiş yani. Onu çok iyi anladık. Zaten biliyorduk da. Böyle. Var mı söylemek istediğiniz, yazmak istediğiniz bir şey? Bir sürü yazıcılar şu an yakalayamıyorum yani. Gülseren Güller muhteşem atış demiş. Betül Burak harikasınız demiş. Teşekkür ederim. İşte evet hocama bayana verelim demişler. Bülbül abla. Çalışmalarımı profilimde de artık paylaşacağım. Çünkü orayı hep unutuyorum. Profilimden istediğiniz gibi herkes açık takip de edebilirsiniz. Takip açtım. Paylaşabilirsiniz de. Bu kadar. Artık. Kendinize iyi bakın. Yeni yeni projelerde görüşmek üzere. He, bir tane daha şeyimiz var. Şu objemizi birlikte eskiterek dekoratif Güzel bir ayna yapacağız. Artık yarın mı olur, öbür gün mü olur bilmiyorum. Bunu da yayında verir miyim? Bence veririm. Kendinize iyi bakın. Artık yani. İyi geceler diliyorum. Yakından bir daha çek. Bu bakırla da olabilir, gümüşle de olabilir. İşte bu gördüğünüz eskitme çok fazla baskın olmadan, parıl parıl olmadan yapabileceğiniz bir uygulama. Saadet Erol bu kadar ara vermeyin artık yazmış. İnşallah dua edin. Yani moralimi yeni yeni toplamaya çalışıyorum. Hep birlikte sağ olsun hani yalnız bırakmayan, mesaj atan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Yayın yapmamı çok istiyorlardı. Yoksa bana kalsa böyle daha bir ay daha
olduğum yerde dururdum herhalde. Ama sizleri seviyorum. Sağ olun. Sizler de beni seviyorsunuz. Fazla demoralize olmama izin vermiyorsunuz. Hani çökmeme ya da moralimin bozulmasına. Böyle hep yanımda hissediyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Çok iyi insanlar biriktirmişim. Bana nasip olmuş. Ha, nankör olanlar da oldu ama onlar da olsun artık o kadar. Ama çoğunlukta daha iyi insanlarla birlikteyim. Hepinizi ben çok seviyorum. Sizin de beni sevdiğinizi biliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Yarın öbür gün inşallah yine bir yayında görüşmek üzere.